Şimdi diyor ki sevgili Nilüfer. Kolay verin, kolay verin. Bir dakika. Ya. Sevgili Nilüfer'cim diyor ki Haydar. Ben diyor onun kızını diyor yanıma zorla getirmedim. Benim yanıma gelip gittiğinde de yanıma geldiğinde başka erkeklerle buluştu. Evet. İşte tabii yani niye yanında başka erkeklerle buluşuyor, niye konu orada misafir ediyorsun, o da saçma sapan bir durum da. Bir dakika dur, bir dakika, bir saniye. Hayır kurumu olduğundan dolayı. Ha? Galiba hayır kurumu ondan. Herkes bir de bakın. Senin kızın evde bir sıkıntı. Şimdi, yani sonuçta Haydar'ın yanına niye gitsin yani? Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim abla. Neye gittiğini ona ben bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben susacağım son kez. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin kızın elinde 7/24 cep telefonu susmuyor. Telefon ışığı bir yanıyor bir sönüyor. Senin kızla var ya telefon şarjı bir dayanmaz. Bak söylüyorum. Powerbank'lar dayanmaz. Yani ben katılsam senin kızın kolum atamaz mı? Benim evim hapishane değil, cezaevi değil, parmaklarla kapalı bir ev değil. Senin kızın benim evde ağ diye varsa benim evimle karşı komşunun evine arası bak bu kadar demedim. Hani böyle varsa ses çıkar. Yani ben nasıl kaçırayım ya? Ben sana kaçırayım. Ben sadece sende olduğunu gördüm. Sen diyorsun ki işte öldürülür falan düşünüyorum. Cuma günü ben bu yeri izledim. Ben de değil abla bak ben bu programa şey attım, iki tane şey attım. Madem attım, sen biliyorsan yayı çıkar. Ya ben bir, bak senin kızın Instagram'da aktif. Ben bunu bugün şeyle söyledim. Şu anda İmre'yi arkadaşlarımız aramışlar. Normalde yayına da bağlanacağım, konuşacağım demiş ama sonra bir vazgeçmiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Vazgeçmiş. İmre burayı aramış, bana hı-hı, Instagram'dan yazdı. Şimdi evet. Siz demiştiniz ki İstanbul'a gel. O demiş ki ben İstanbul'a gelemem. Yo, telefonla bağlandık biz. Şu anda İmre yayını izliyorsan kızım eğer, biz senin yayına sadece şu anda telefonla bak, bağlanmanı istiyorum. Bak ben de beni gördün mü abla? Yayına bağlanırsan en azından yani Haydar'ın iddialarına yanıt verirsin. Sen Haydar'a ne anlattın? Niye Haydar'ın yanında kaldın? Haydar mı seni ikna etti? Ve sonrasında da senin başka erkeklerle görüştüğünü söylüyor. Kendisinin çok masum ve suçsuz olduğunu söylüyor. Tabii sütten çıkmış ak kaşık. Hı? Tabii. Vallahi evden çıktı. Ben sabah işe gittim. O da evden çıktı. Nereye gittiğini de bilmiyorum, nereye gittiğini, ne yaptığını ben abla, de bilmiyorum. Abla ben sana bir şey diyeyim mi? Hayır, garibar bir kız üzerine yürüme. Gitmiyorum, bak. Gitmiyorum. Gidersen... Senin kızın bak var ya, senin kızın tamam mı? Senin evinden niye kaçmış? Bak bu çok önemli, bu bir. İki, senin kızın evden tamam mı? Dedim, şey yapmış ya, kaçmış ya senin kızın. Senin kızın sana ulaşmak isterse evin yolunu da biliyor, seni de biliyor. Niye aramıyor? Ailesini abla, neden aramıyor? Ben dedim ki ona bak, dizem abla bak. Vallahi bak ablacığım yemin ediyorum. Dedim ki bak anneni ara. Bak seni dedim harcadılar bu hayatta. Daha ufaksın. Daha dedim çok gençsin. Kız diyor ki ben gitmek istemiyorum. Kafada söylüyor yani böyle yapar mısın? Kendi kafası zaten senin çalışmayan kızınla, bir insandır. Senin kızınla, senin kocan arasında şu an bahçeme var mı yok mu? Yok hiçbir şey yok ondan. Yok hiçbir şey yok. Yok değil mi eminsin? Yok yani. Hiçbir şey yok. Kız sana yalan söylemiş olabilir. Sana sığınmak için. Abim var dedi. Getirdim, gösterdim abim beni dedi evden kovu dedi. Bak hanımefendi diyor ki abim kızın diyor abisi yokmuş diyor. Demek ki İmre seni de kandırmış, beni de kandırmış. Ben o kağıtları zaten Didem Hanım'a getirip gösterdim. Abla, o kağıtları tamam, gördü bak, herkes. Ben onu söylüyorum tamam abacığım. Senin kızın bende değil. Benim var mı yapabileceğim işe? Yok. Ne yapayım yani? Ama bilmiyorum. Bir dakika telefon attığında biri varmış. Senin de tanıdığın biriymiş. Alo Şehnaz, hatta mısınız? Alo. Evet Didem Hanım. Merhabalar. Hayır. Merhaba Şehnaz Hanım, yayındayız. Haydar da sizi dinliyor Hayko'da şu anda. Nasıl biridir Haydar? Hı. Duydunuz mu beni? Evet, duyuyor musunuz sesimi? Evet, şu anda geliyor sesiniz. Nasıl biridir Haydar? Merhabalar. Merhaba, buyurun. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Didem Hanım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Az önce zaten görüntülerimde ismim de geçti. 01 evet. Şehnaz ben. Evet. Öncelikle İmre'nin annesinin ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Bunu anlayabiliyorum bir anne olarak. Ama şu anda Haydar'a atılan bütün suçlamaları yersiz. Yersiz. Ben Haydar'la 2 yıldır, evet yersiz. Ben Haydar'la 2 yıldır dönüşümlü olarak bir ilişki yaşıyorum. Dönüşümlü olarak bir ilişki ne demek hanımefendi? Bu nasıl bir tanımlama yani ya? Yani birliktelik, sevgililik anlamında. Yani şöyle efendim. 2 yılda barışıp tekrardan ayrılmışızdır. Barışıyorsunuz, evet. Yani Haydar'ı 2 senedir tanıyorum. Ama bakın yani sizin de evladınız kız mı erkek mi bilmiyorum ama kız anneleri özellikle bizi daha iyi anlayacaklardı bir kız annesi olarak. Funda evet, Hanım'ın tepkisi de biraz var, da bakın Funda Hanım'ın tepkisi de biraz da o yüzdendi. Ben anlıyorum onu. Ben de ama öte yandan da şu Haydar'ı da anlıyorum. Canlı yayın yapıyorsa bir suç varsa bununla ilgili gereken şikayette herkesin bulunması gerekiyor. Ama orada siz 2 yıldır işte zaten Ya İmre'nin orada ne işi var? Yani hayır kurumu mu? Bu adam iyilik elçisi mi? Nedir yani? Bu sırrı nedir Haydar'ın da kızlar ona gidiyor? Ben size şöyle açıklama yapayım. Bizler yayıncıyız. Yayınımızı açarız. İzleyenimiz olur. Hı. Yayınlarımız da yüksektir. Bu şekilde Haydar'a hayranlık duymuş olabilir. Ben buradan İmre'ye de sesleniyorum. Hı. Bence bir an önce evine dön. Daha çok küçüksün. Yani daha kötü insanlarla da karşılaşabilirsin.
ki Allah karşılaştırmasın. Hayko'ya atılan bütün iftiralar bence asılsız. Ama bir dakika, bana düzgün gelirseniz ben de size, ama şimdi az önce Özden Hanım'a demişsiniz ki Haydar ya da Hayko kadınları kandırıyor demişsiniz. Şimdi canlı yayında başka bir ağızla konuşuyorsunuz. Kandırıyor derken, Didem Hanım şöyle söyleyeyim, kandırıyor derken tamam, cahil insanlar inanmış olabilir. Evini almış ne olabilir. Ne yapıyor da kandırıyor? Şaşalı bir hayat yaşıyor. Yaparken içmesi, evet. Mesela annesinin güçlü bir kadın oluşu, parasının oluşu kızlara cazip geliyor. Bu paranın evet, kaynağı sadece... kandırıyor. Bir dakika evet. Şehnaz, bir dakika. Bu bazen paranın kaynağı... Şehnaz bir saniye. Bu paranın kaynağı sadece bu TikTok'taki canlı yayınlar mı? Hayır efendim. Benim annem Almanyalı. Hı hı. Bizim evlerimiz var. Babam devlet memuruydu. Tamam. Yani o şekilde yani. Kira gelirleriniz var. Kira gelirim zaten. Çok şükür kimseye ihtiyacımız yok. TikTok'ta bu kadar çünkü. Yani ben o kadar bakın, ben zengin bir insan değilim. Biz sadece kendi yağımızda dediğim kavrulan insanlarız. Ben zengin bir insan değilim ama mesela benim o canlı yayınlarda dediğim, yaptığım hareketler bazı kadınlar hoşuna gidiyorum. Kimine de dedim itici gelebilirim yani. Ama sonuçta ben orada bir yayıncıyım. Beni seven de var, sevmeyen de var. Eminim ki size şu an önünüzdeki baktığınız artık bilmiyorum laptop mu? Benim hakkımda iyi konuşanlar da var ama siz genelde hep böyle... Hayır. Bütün telefonlar arkadaşlarım buluyor. Bakın ama bizim yani... WhatsApp grup hattımız var, istihbarat hattımız var. Reji grubuyla beraber. Bakın, şimdi cep telefonu Hüseyin Bey'de. Ben orada bugün bir şey yaptım, video yaptım. Bir saatte 20 bin kişi izledi beni. 20 bin kişi. Telefonumu getirdim, vereyim huzurunuza. Bana atılan son yorumlara bakın Didem Hanım. Bakın yani vereyim. Şimdi bak, birkaç kız dışında şu anda şu İmre'nin annesi... dışında işte senin o canlı yayınlarda kızları, izleyicilerin iddiaları dışında başka kız anneleri bizi aramadılar. Haksızlık yapmayayım sana. Sadece İmre'nin annesi şu anda burada. Didem Hanım. Eğer sen başka kızları da gerçekten şu anda kandırıp bir şekilde sadece bir de işte torunuyla beraber oraya ablacığım, gelen bir gelininden an, bahseder. Bir hanımefendi iki kişi var. O torunla şu an bana gelen kız şu an İzmir'de galiba, bilmiyorum ama Göztepe'de, İzmir Göztepe'de şu an kendi ayetleri ev tutmuş. Ve kız kocasından kaçıyor. Hı hı. Öldürmesini. Şimdi ben bu ülkeye soruyorum. 80 milyona şimdi ben buna soruyorum. Ben bir kadının hayatını kurtarmışsam kötü mü etmişim? Ne hayatını kurtarmışsın? Kurtardım. Bir tane daha iddia sahibi. Alo, hatta mısınız? Kurtardım diyorsunuz. Dönüyorsun. Adam ya, bu kadının kocası kadına bıçakla saldırdı. Ölse miydi? Bıraksa mıydık? Tabii ki. Yani atlamadasın. Evine götür canım. Senin Allah evine ne işin var? Ablacığım ben de sana diyorum ya. Karakola götürdüm. Diyorsun ki Haydar'cığım bak özür dilerim. İçiyorum diyorsun. Evimde ailem yapıyorum diyorsun. Ablam yapıyorum yani. Günler yapıyorum. Gelmesin abla. Küçük çocuğun ne işi var? Tamam, kızlarda da hata sende de hata. Gelmesin abla, gelmesin. Senin evin canım. Kimse, abla sana bir şey söyleyebilir miyim? Dergah mısın sen canım yani? Ya tamam da. Kimse kimseye zorla gidebilir mi? Giremezsin sen de. Ben buraya zorla mı geldim? Ya hayır. Ben nasıl geldim buraya? Elinle tutma. Ben nasıl geldim buraya? Kendi isteğinle geldim. Tamam, onlar böyle geliyor işte. Ama tutmayacaksın evinde. Öyle olmaz. Tamam, sen sakız ben mı içiyorsun ya? Sen sakız mı var ağzında? Yok, sakız yok ya. Sakız var gibi. Yok, benim şekerim çıktı ya. Su yok mu ya? Su verin şekerim bana. Şekerim mi çıktı? Telefon altında bir iddia sahibi daha var. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım efendim. Ben canlı yayın yapıyorum. Haykon'la da defalarca canlı yayın yaptım. Ne yapıyor? Haykon ne yapıyor? Çok şeyleri konuşmaya geldim. Ben şimdi burada bir de şey söylüyorum. Siz de bunu o Haykon'a yaptırın. Şu adam hattan alın. Kim bu? Kim bu? Bu terbiyesiz bir tanesi. Alın bunu hattan, gidelim terk edelim. Senin rakibin mi? Almasın gidiyorum. Tamam, aldık. Rakibin benim mi? Benim hastalarım buraya kadar bağlanmaz. Rakibin alın mi? Alın ya. Aileni bir hafta önce dövdü diyor. Dövdün mü? Peki o zaman bir saniye. İddiayı ben söyleyeyim. Didem Hanım, ablacığım özür dilerim. Aileni bağlanın, sorun. Sorun aynı. Tamam, konuşacağız. Aileye de soracağız. Hatta Aylin İmre evdeyken Aylin eve geliyor. Evi basıyor. Evet, abla, evet. Arkasından bir kargaşa yaşanıyor orada. Abla, kargaşa olmuyor. Aylin eve geliyor. Aylin tamam dedim eve geliyor. İmre Aylin'den hoşlanmıyor. Aylin de İmre'den hoşlanmıyor. İmre o zaman benim diğer odada. Tamam, bir araya İmre gidelim diyor ki, ben gidiyorum diyor. Bir araya gidelim.